İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe performansı. Bunu analiz etmemi o kadar çok istediniz ki. Bu ilginç bir analiz hakikaten. Başlangıçta küçük böyle bir anlaşmazlık oluyor aralarında. Yani şöyle. Buyurunuz. Yani yani bir ton seçilmesi gerekiyor. Müzikal olarak tamamen konuşayım ben. Bir ton seçilmesi gerekiyor. İşte atıyorum İbrahim Tatlıses bu parçayı hangi bu? Kim bu gözlerindeki yabancı? İbrahim Tatlıses'in albümünde olan parça. Bakın hangi tonda okumuş? Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar beni? Kop gel günahlarında. Do. Neyse. Parçayı Do okuyor İbrahim Tatlıses albümünde. Neler yaşanıyor? Allah Allah. Abi sen kendi şarkılarını söylesene. Ben şarkılarımı mı yaparım? Of. Ama bir tatsızlık olduğu belli. Orkestra C giriyor parçaya. Bakın. Burada İbrahim Tatlıses müdahale ediyor ama. Yani bir şeyler söylüyor. Diyor ki parçanın orijinalinin Do olduğunu biliyor. Şimdi C çaldıkları anda bakın izleyin. Bak. Niye buradan girdin diyor. Bir terslik var. Fakat tabii ki yani televizyondasınız, canlı yayındasınız. Kalkıp bir saat şeyle yapamazsınız. Bir şekilde akışa devam ediliyor. Gidelim. Yarım ton ama İbrahim Tatlıses'in özellikle pes seslerinde hani tizler müthiş açık ama pese doğru inmeye başladıkça yani o parlaklık gittikçe azalıyor. Bir de parça söndü inerek başlıyor parça. İstediği gibi çıkmıyor. Dizler müthiş zaten gerçekten. Şimdi arada İbrahim Tatlıses'in oktav pozisyonu, tiz pozisyonuna gelmiş durumda renk. Yani normal okuduğundan yarım ton aşağıda fakat Yıldız Tilbe için pes bir ton bu. Yani erkek ve kadın tonu arasında yaklaşık beraber okudukları zaman farklı renklerde değişebilir ama 4 veya 5 ton fark oluşuyor. Yani bir erkek parçayı atıyorum mi minör okuyorsa, mi okuyorsa kadın bu parçayı atıyorum la'dan okuyor. Mi fa sol la 4 veya si okuyor. Aşağı doğru da gidebilir, yukarı doğru da gidebilir. Yani değişiyor. 4-5 ton farkla aynı kendi renginde okuyor. Yani ikisi de aynı tonda aynı şekilde okuyamaz. Yani birine tiz gelen öbürüne tiz gelmez normalde. Gidiyor. Dur. İbrahim Tatlıses diyor ki Do'ya alın parçayı. Do orijinal ton. Bağlama Do giriyor. Yıldız Tilbe dönüyor. Si'ye devam. Çok acayip. Gidiyoruz. Ara name geldi. Do inatla. Orijinal Do minöre geliyor parça. Şimdi aslında Do da Yıldız Tilbe için çok tiz değil. Bence ama C'den muhtemelen Yıldız Tilbe tizlerini giriş bölgelerinde daha fazla gösterebilir. Acayip. Bu arada orkestra da muhteşem yani. Hadi oraya al, hadi buraya al. Neyse giriyor. İbrahim Tatlıses'in albüm tonuna geldik. Pesler daha iyi oturuyor gördüğünüz gibi Do'da. Hop gel günahlarımdan
pes geliyor tabii. Ama doğada bir tık daha. Ya yani Yıldız Tilbe gerçekten acayip bir şarkıcı ya. Bu kadar geniş ses aralığında okuyan çok ilginç. Yani özellikle Yıldız Tilbe'nin böyle daha önceki ilk çıktığı zaman kayıtları falan olağanüstü. Hayda. Parçayı şimdi R'ye almayı. R'ye neden? İbrahim Tatlıses Yıldız Tilbe ile şöyle oluyor. Aslında neden İbrahim Tatlıses R diyor? Yıldız Tilbe'ye pes geldiğini fark ediyor. Parçayı yükseltelim ki o da parlasın, ben eşlik edeyim. Yani İbrahim Tatlıses kendi için daha tiz bir ton alıyor parçayı. Fakat Yıldız Tilbe burada parçayı fa'ya alıyor. Burada herkes nefes alıyor. Zaten İbrahim Tatlıses de bir nefes alıyor. Bak. Şimdi burada artık öyle bir noktaya geliyor ki iş. Si başladı. Do'yu aldılar. Tam re olacakken fa'ya alındı. Yani bir neredeyse 6 ton yukarı geldi parça. İbrahim Tatlıses için do'dan okuduğu parçayı fa'ya almak, 4 ses yukarıya almak. Şu an Yıldız Tilbe aslında parçayı kendi tonuna aldı. Bakalım Yıldız Tilbe parçayı hangi tonda okumuş albümünde? Çok acayip bir olay bu gerçekten. Yıldız Tilbe neydi? Kop gel günahlarına mı? Ha. Canlısı var mı bakayım onu? Kendini gözlerindeki yabancı. Albüm kaydını bilmiyorum ama mesela canlıyı nereden okuyormuş bakalım. Mi veya fa olabilir. Si olabilir mi ya? Fantastik. Ya ton değişmiş. Ne olmuş? Şu albüm bana bak. Bu da albüm değil ki. Bu albümdeki adı ne bu parçanın ya? Özgün sen biliyor musun parçanın adını? Kopkar günahlarından oluşan mı da bu? İbrahim Tatlıses'in bunu albümde yok. Ha yok. Olay orada kopuyor. Çünkü bu şarkıyı hep başkalarına verdiği için. Deniz Tekin, Deniz Tekin'den bakabilirsiniz. Mi mi. Bak şu burada mi okuyor. Yaklaşık mi ama kendine göre tiz bir tonu alıyor bu kopkar günahlarındanı. Şimdi mi oradan o. Fa'yı aldı. Yarım ses daha tizleşti. Artık burada İbrahim Tatlıses'in eşlik edebilme şansı kalmadı. Olağanüstü bir şey yani. Buradan eşlik edemez artık. Ancak bir kontür tenor falan eşlik edebilir ona. Ama zor. Orkestra geliyor. İbrahim Tatlıses deniyor girmeyi. İmkansız. Ne? Yani sol la si do si la sol. Falan filan. Okur ama hele bir giriş kısmı falan ara bölümleri imkansızlaşıyor. Nakarat belki de na. İnan gibi be. İmkansız. Ama İbrahim Tatlıses okuyor. Çok acayip bir olay ya. Tamam Yıldız Tilbe'nin istediği tondayız şu an. Of! Do diyez. Burası. Of! Mi bemol. Vallahi inanılmaz ya. Tam ses, tam ses. Gümbür gümbür Yıldız Tilbe geliyor. Ama İbrahim Tatlıses de geliyor. Çıkka 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 çıkka. Bu ne?
O artık imkansız zaten oralar. Çok kolay değil. Aşağı iniyor. Aşağıda olmuyor. Bitirecek. Yani aslında şey vardır yani, rapçiler birbiriyle disleştikleri zaman efsane şarkılar ortaya çıkar. Biraz ona benziyor iş yani. Ama mesela burada videoyu paylaşan şey yazmış. Kim bu gözlerindeki yabancı, İbo rezil oluyor diye bir şey diyor. Ama yani ortada büyük bir şey var. Bir problem var. Ve kaos var. Bu kaosun sonucunda da ton kaosu bir şekilde birbirlerine eşlik ediyorlar. İkisi de ses olarak çok geniş havzalara sahipler. Yıldız gibi tizleri olduğu kadar pesleri de çok geniş bir şarkıcı. O nedenle aşağıda inip ona eşlik ediyor. Yukarı geldiği zaman 5 ton yukarıda bu sefer tizde götürüyor. İbrahim Tatlıses orada da geliyor, si'de geliyor, fa'da bütün gücüyle geliyor. İnanılmaz. Ama tabii Yıldız Tilbe ile beraber okuduğu zaman daha da güçlü geliyor. Ya tek başına okusa hiç kolay değil. Hacmi doldurmak çok zor o tizlikte. İkiye bölünmüş durumda. Tabii yani. Şimdi, doğal. Ben bunu normalde kasette do oldu. Evet. Sahnede do kemanlara ters geliyor diye. Si'ye almışlar. Müthiş. Si okuyoruz. Şimdi ben biliyorum si ona si uladı gibi olacak. Pes yani gelecek. Si uladı gibi olacak. Mona cücüler gibi pes gelecek. Pes gelecek. Do yaptım, do da pes. Re yapmaya çalıştı. Tam biz re diye geldik. O kendinden bir yerden girdi. Direkt fa. Fa diyor, bak arkadan duyuyorsunuz değil mi? Efsane. Re diye niyetlendik. O kendinden bir yerden girdi. Direkt fa. Ba. Re. Mi. Fa. Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Ben biliyorum sen ne yaptığını. Bilmiyorum zaten. Ne yaptığını bilsem burada olmaz. Ne yaptığını bilsem burada olmaz. Ay. Müzikte böyle şeyler var. Yok değil yani, bu herhalde ilk defa yaşanan bir şey değil dünyada, değil mi?